İyi Haberler TV'den hepinize merhaba. Bugün sizlere alternatif tıpta sıkça kullanılan ve faydaları saymakla bitmeyen bir yağdan, sarı kantaron yağından bahsedeceğiz. Bahsetmekle de kalmayıp bu yağı evde nasıl yapabileceğinizi videonun sonunda uygulamalı olarak göstereceğiz. Bu arada siz sevgili takipçilerimizden bir isteğimiz olacak, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videoyu sonuna kadar izleyip beğeni atmanızı ve daha çok kişiye ulaşmamız için videoyu sosyal medya hesabınızdan paylaşmanızı rica ediyoruz. Ve geçiyoruz kantaron yağının saymakla bitmeyen faydalarına. Kantaron yağını sarı ya da kırmızı kantaron yağı olarak mutlaka duymuşsunuzdur. Bu iki yağ arasındaki tek fark, kırmızı kantaron yağını taze bitkilerden, sarı kantaron yağının ise kurutulmuş bitkilerden elde edilmiş olmasıdır. Doğal şifa kaynağı kantaron yağının faydalarının tamamını saymak mümkün olmasa da başlıcaları şu şekilde. Kantaron yağı antiseptik özellik gösterir. Yarada mikrop ve iltihap oluşumunu önler. Hücre yenileyici özelliği sayesinde yaranın çabuk kapanmasını sağlar, yara ve yanık izlerini iyileştirir, yanık acısını hafifletir. Sivilce oluşumunun önüne geçen kantaron yağı var olanların da hızla iyileşmesini sağlar. Kantaron yağı güneş yanıkları ve ciltte bıraktığı lekeleri yok ediyor. Çeşitli sebeplerle oluşan ciltteki kızarıklıkları azaltıyor, düzenli kullanıldığında kızarıklıkları tamamen ortadan kaldırıyor. Cildi derinlemesine temizleme etkisi olan kantaron yağı, düzenli olarak kullanıldığında siyah noktaların tamamen yok olmasına destek oluyor. Tüm bu özellikleri sayesinde yaşlanma karşıtı bir etki oluşturan kantaron yağı, kırışıklıkların oluşumunu geciktirip çillerin ve çeşitli sebeplerle oluşan çatlakların da görünümünü hafifletiyor. Kantaron yağı pişik sorunu yaşayanların da imdadına koşuyor. Bebeklerin pişik tedavilerinde de kullanılabiliyor. Egzemaya iyi geldiği düşünülen kantaron yağı, özellikle bacaklarda oluşan kılcal damar görüntülerinin iyileştirilmesinde de etkilidir. Saç sağlığını destekleyen kantaron yağı, kepekten ve saç dökülmelerinden kurtulmak isteyenlere tavsiye ediliyor. Kantaron yağı doğal bir ağrı kesici gibi etki gösterdiğinden kas ve eklem ağrısı çekenlerin yardımına koşuyor ve romatizma, sırt ve bacak ağrılarında masaj yağı olarak da kullanılabiliyor. Kantaron yağı ağız yoluyla tüketildiğinde kan şekerini düşürücü bir etki oluşturuyor, kan şekeri yüksek seviyelerde olanlara yardımcı oluyor. Ancak günde bir çay kaşığından fazla tüketmek kesinlikle sakıncalıdır. Yine ağız yoluyla tüketilmesi durumunda iştah kaybı, şişkinlik, gastrit, mide ekşimesi gibi sindirim problemlerini gidermeye yardımcı olup bağırsak faaliyetlerini düzenliyor, bağırsak gazlarına ve ishale iyi geliyor. Peki kantaron yağını nasıl kullanacağız? Öncelikle ciddi cilt problemi olup tedavi görenler ve hamileler bu yağı doktora danışmadan kesinlikle kullanmamalıdır. Kantaron yağını ilk kez kullanacaksanız bileğinizin iç kısmına bir damla damlatıp en az birkaç saat, en çok 24 saat bekleyin. Eğer bileğinizde kaşıntı, kızarıklık gibi herhangi bir rahatsızlık söz konusu olmazsa harici olarak kullanabilirsiniz. Kantaron yağını yara, yanık ya da cilt bakımı için kullanacaksanız güneşe çıkmayacağınız vakitlerde özellikle gece yatarken cildinize birkaç damla damlatıp masaj yaparak uygulayın. Yağ yüzünüzde 1 saat beklettikten sonra durulayabilir ya da gece boyunca yüzünüzde bırakabilirsiniz. Bu arada önemli bir uyarı, yüze uygulanıp güneşe çıkıldığında lekelenme yapabilir. Saç bakımı için kantaron yağını saç diplerine çok hafifçe masaj yaparak sürebilir, 1 saat sonra şampuan ve ılık suyla saçlarınızı yıkayıp durulayabilirsiniz. Kantaron yağını cilt beyazlatmak için kullanacaksanız gece yatmadan önce temiz cildinize birkaç damla yağ damlatıp masaj yapın ve durulamadan yatın. Sabah uyandığınızda ılık suyla cildinizde kalanları iyice temizleyin. Düzenli olarak kullanmaya devam ettiğinizde yaklaşık bir ay sonra cilt renginizin açıldığını, lekelerin, siyah noktaların yok olmaya başladığını göreceksiniz. Kantaron yağı uzun süreli kullanımda kaşıntı yapabilir. Uygulama süresi içerisinde cildinizde kızarıklık, kaşıntı gibi herhangi bir yan etki hissederseniz hemen uygulamayı sonlandırmalı ve rahatsızlığınızın devam etmesi durumunda hiç vakit kaybetmeden doktorunuza danışmalısınız. Eğer kantaron yağını dahili yani ağız yoluyla tüketerek kullanmak istiyorsanız öncesinde mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Kantaron yağını ağız yoluyla kullanacaksanız günde bir çay kaşığından fazla kesinlikle kullanmamalısınız. Bu bir çay kaşığı kantaron yağı nasıl kullanılacak derseniz doğrudan içebileceğiniz gibi ılık suyun içine yoğurda ya da süte ilave ederek de tüketebilirsiniz. Tüm bu bilgileri aktardıktan sonra sıra geldi kantaron yağının yapımına.
Mevsiminde taze olarak pazarlarda satılan ya da daha sonra kurutulmuş olarak pazar ya da aktarlardan alabileceğiniz bir demet kantaron çiçeği, orta büyüklükte bir kavanoz kantaron yağı yapmak için yeterlidir. Öncelikle çiçekleri iyice yıkayıp kurutun. Kuruduktan sonra bıçak ya da makas vurmadan elinizle çiçekleri alt kısmındaki kalın saplarından kopartarak ayırın ve kavanoza koyun. Bütün çiçekleri kavanoza aktardıktan sonra üzerine gelecek şekilde saf zeytinyağı ekleyin. Kavanozun ağzını önce bir tülbentle sıkıca kapatıp güneş görecek şekilde 5 gün kadar bekletip ardından kavanozun ağzını hava almayacak şekilde kapakla kapatıp güneşte bekletme işlemini 40-45 gün kadar daha sürdürün. Bu sürede çiçeklerin özü yağa geçecek ve yağın rengi taze ya da kuru olmasına göre sarı ya da kırmızıya yakın bir renk alacak. Yağ bu hale geldiğinde kullanıma hazır demektir. Bu arada hemen hatırlatalım, arada kavanozu ters düz edip karıştırmak gerekiyor. Ayrıca kavanozun yeri sabit olmalıdır, yani günün her saatinde güneşi farklı açıdan görmelidir. Kantaron yağınız hazır hale geldiğinde kavanozdan alıp süzerek koyu renk bir şişeye boşaltın ve karanlık bir yerde saklayın. Bu yağı çok uzun süre kullanabilirsiniz. Binbir derde deva olsa da tedavi olarak kullanacaksanız özellikle dahili kullanımdan önce doktorunuza mutlaka danışmalısınız. Unutmayın ki kantaron yağı bir ilaç değil, bitkisel takviyedir. Bu arada meraklıları için videonun sonunda kantaron yağından yapılan birkaç kür tarifi de bulabileceğinizi hatırlatıyor ve videonun başını kaçıranlar için çağrımızı yineliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Esen kalın, İyi Haberler TV'de kalın.